Evet. Selamlar sevgili Avestalılar. Yeni bir EU4 videosuna hepiniz hoş geldiniz efendim. Öncelikle videoya başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. 3000 aboneye çok az kaldı abi. Çok yakında 3000 abone olacağız ve 3000 abone olduğumuzda Discord'dan ya da Instagram'dan bir çekiliş yapmayı düşünüyorum. O yüzden Instagram'dan beni takip etmeyi ve Discord kanalımıza katılmayı unutmayın. Videonun açıklamasında ikisi de var. Bu bilgilendirmeyi yaptıktan sonra yeni konumuza geçelim efendim. Evet, açıklamayı da yaptığımıza göre bugün sizlerle birlikte dostlar Avrupa'da minik bir ülke olan ama bir o kadar da güçlü bir ülke olan Hollanda'ya gidiyoruz. Hollanda Burgonya'nın himayesi altında olan bir devlet dostlar. Personel Union olarak başlıyorsunuz. Başlangıç ideyalarına bakacak olursak National Sailor Modifier ve Naval Force Limit Modifier veriyor %50. Bayağı iyi bu arada. Bol bol gemi basabileceğimiz bir devlet. Ayrıca bütün ideyaları bitirdiğimizde bize %15 trade efficiency veriyor dostlar. Fikirlerine bakacak olursak yıllık enflasyon reduction 0.10, artı bir merchant trade range development indirimi veriyor %10. National Sailor Modifier buradan da %25 veriyor. Yani buradakiyle de birlikte birleştiğinde %50 bir Sailor Modifier veriyor. Aynı zamanda naval liderlerinin yani donanma liderlerinin atış gücüne artı 2 veriyormuş. Özel birliklerin limitini de %25 arttırıyormuş. Tolerance of Heretic veriyor artı 3. Siege Ability veriyor %10. Ve Land Fire Damage %10 veriyor dostlar. O zaman burada daha fazla vakit kaybetmeden buyurun oyuna geçelim. Evet, oyuna şöyle 1-2-3 tane toprakla başlıyorsunuz dostlar. Burgundi'nin himayesindeyiz şu anda. Personal Union'ız. Ama tabii kurtulacağız bu Burgonyalıların zulmünden. Hollanda'yı kurtaracağız dostlar. Hiç merak etmeyin. 5K ordumuz var. 13 birim donanmamız var. Çoğunu ticaret gemileri oluşturuyor bu arada. Önemli bir detay. Hiç dikkat ettiyseniz heavy ship ya da galley yok. Ne kadar gemi basabiliyoruz? Şu an 15 tane gemi basabiliyormuşuz. 7 birim de ordu basabiliyoruz. Tamam. Hemen şöyle bir estetlerle başlayalım oyuna. Evet, estetleri bu şekilde dağıttım dostlar. Borç almadım. Çünkü şimdilik paraya ihtiyacımız olacağını düşünmüyorum. Burgonya'nın piyuluğundan çıktığımız zaman düşünülebilir. Ama şimdi boş yere almak istemedim. Şöyle bir görevimizi alalım. Bakalım neler var. Okey, Amsterdam'ı devleriz. Şöyle sizlendiğimizi de yapalım. %5 Cromland ile başlayalım abi. Evet, öncelikle Dutch Nation'ı kurmamız gerekiyor. Dutch Nation'ı kurmak için şuradaki 3 tane toprak lazım bize. Çok da bir şey gerekmiyormuş. Bunu kuracağız. Sıkıntı yok. Bu arkadaşlar bize yardımcı olacaklar mı peki? Olurlar. Olurlar, olurlar. Kimler bize yardım ediyor? Şöyle bir bakalım. Hali hazırda Avusturya yardıma geliyor. Avusturya da alabiliriz. Biraz zorlayıp Fransa'yı da alabiliriz. Başka gelen var mı acaba? Avusturya'yı biz alalım. Hazır geliyor. Desteğini alalım. Bu arada ne kadar gelirimiz var? 1.42. Anladım abi. Advisor'lar bayağı ucuz yalnız. Buradan advisor alalım abi o zaman. Şöyle ne alalım? Trade efficiency ver. Buradan da bir disiplin akar abi. 10-10-10 süper. Oyunun başında Burgonya'nın ruler'ına sahip olduğumuz için, Burgonya'nın ruler'ı bizi yönettiği için ondan faydalanıyoruz ama bu tabi Burgonya'yı yendikten sonra böyle olmayacak. Rastgele bir ruler gelecek başımıza. O da umalım ki iyi olur. Şimdi ben bir Fransa'yla şey yapsam, ilişki geliştirsem sanırım Fransa'yı da alırız gibime geliyor. Kim bunun rivalları? Burgonya Fransa'yla rival değil abi, inanılmaz. Yani Fransa canlı yayınında bilenler bilir, 40 defa restart attım. Burgonya bir kere bile rivallığını bozmadı. Hep rival oldu Fransa'yla. İşte kayıt altında görüyorsunuz yani. Anlatmaya gerek yok. Şimdi burada atlı varsa bu atlıyı gönderelim. Bu atlıyla işimiz yok. Onun yerine ben şöyle bir free company basayım. Bir tane açacağız ama problem değil. Şimdilik orduyu kapatacağım. Fleet'i de kapatacağım. Ya da fleet'i kapatmayalım. Şu arkadaşları protect trade diyelim. İngiliz kanalına gönderelim. Başlayalım bakalım neler olacak. Neler yaşayacağız. Evet. Free company'yi basınca görevimiz bitti hemen. Ha, bağımsızlığımızı aldıktan sonra bu görevi alırsak bize general de veriyormuş. Artı bir şoklu. Kişisel tercih meselesidir. İsterseniz bağımsızlığınızı aldıktan sonra da bu görevi bitirebilirsiniz. Ben şimdi bitireceğim. Hiç gerek yok uzatmaya. Nerelere claim vermiş? Oo, ihtiyacımız olan her yere claim veriyor. Süper. Burada Lübeck'le alakalı bir görevimiz var. Görev ağacının böyle olduğuna bakmayın dostlar bu arada. Oyunun ilerleyen zamanlarında ülkeyi United Crown'a çevirdiğinizde farklı bir görev ağacı oluyor. Yani Hollanda'ya çevirdiğinizde. İlerleyen zamanlarda bu görev ağacı aşağıya kadar uzun bir görev ağacı olacak. Şimdilik bu şekilde. Şöyle İngiltere'ye bir okkalı sövelim abi. Fransa'nın bir hoşuna gitsin. Aynen. Birazdan gelir bu arkadaş bize diye umuyorum.
Danimarka destek vermek istiyormuş. Versin. Herkesin desteğini açıyoruz abi. Birazdan Fransa da gelir. Zaten yeter. Fazlasına gerek yok. Aslında var ya, bir iki tane daha ordu bassak daha hızlı gelir de bu. Basalım mı? Şöyle bir iki tane daha basalım hadi. Hadi be oğlum, ne inat ettin be? 49'da kaldı. Evet, sonunda Fransa'nın da desteğini alabildik. Güzel. Şimdi kimler geliyor? Fransa, Avusturya, Danimarka. Zaten bu üçü tek başına alır abi bunu. Artık bir zahmet yani. Direkt savaşımızı açalım. Hiç beklemeye gerek yok. Aragon Maragon geliyor ama sorun değil. Fransa, Avusturya bu işi halleder. Şansımıza ne geldi hemen bir bakayım. 5-2-2 fena değil. Bu işte RNG dostlar burada. Yani şansınıza 5-5-5 de gelebilir. 5-6-6 da gelebilir artık. Size kalmış. 1-1-1 de gelebilir. Orası sizin şansınıza kalmış. İsterseniz burada bir oyunu 6-F4 falan yapıp tekrardan deneyebilirsiniz ama gerek yok. 5-2-2 yeterli benim için. Hiçbir şey yapmayacağım. Burada böyle duracağım abi. Savaşı izleyeceğim. Şöyle 3 tane taşıma gemimiz de şuraya adamları göndereceğim dostlar. Buradan böyle yavaş yavaş şey yaparız. Fransa main'i İngiltere'ye verdi abi. Güzel. Biz de elimizden geldiği kadar destek veriyoruz abi. 10K'da 10K'dır değil mi? Oyunun başında Fransa çok güçlü ya. Bu arada savaştayken şöyle etrafımızdaki komşu devletlere falan da bir diplomat gönderelim. Geliştirebildiğimiz kadar ilişki geliştirelim. Çünkü birazdan toprak aldığımızda bayağı kızacaklar abi bize. Çünkü buralar değerli topraklar. Buralar değerli topraklar. Heyrimiz 053 geldi. Abi sıfır ne la? Hani bari bir falan olaydın. Evet, %100'e ulaştık abi. Çok da kolay oldu. Çok da basit oldu. Şimdi bağımsızlığımızı alalım. Şöyle şurayı bana ver. Şurayı da ver. Çünkü buralar ticaret toprakları. Buralarda başka değerli bir toprak yok gibi. Şöyle yapabilsek aslında nasıl olur? Oha. Böyle alırsak içimizden geçiyorlar abi. Şöyle alsam 94 diyorsun. Şöyle alsam böyle olabilir. Çok ufak hani kızanlar oluyor. Ufak bir koalisyon yeriz ama bunlar bizi dövemez zaten. Yani çok problem yaşamayız. Şöyle mi alsak, şöyle mi alsak? Böyle de olabilir. Burada başka nasıl bir şey alınabilir ki? Şuranın development'ı daha yüksekmiş. Bak şurayı alabiliriz. Şuralarım zaten bildiğimiz gibi. Şimdi şu görev için şuralar lazım. Yani buraları komple almak lazım. Zaten bir savaşta bunu yapamayız abi. Biz şöyle ufak bir barış anlaşması yapacağız mecburen. Çünkü pahalı topraklar dediğim gibi yani. Para alalım. Ne kadar para veriyor bize? Verme para. Boş yere Fransa'ya para gidecek abi. Verme. Para mara verme. Bu arada hep versin bize. Şu Brabant'ı çıkartabiliriz aslında şöyle. Flanders'i de çıkartabiliriz. Aynen aynen bak. Böyle olabilir. Şöyle bir anlaşma abi. Şu ikisini çıkarttırırız. Aynen. Ama bu sefer de bunları İngiltere falan yer. Yok öyle olmaz. Şöyle yapsak aslında nasıl olur? Bir de burayı versen. Aynen. Aynen. Böyle çok iyi oldu abi. Evet bak bu anlaşma çok güzel abi. Ben bu anlaşmayı okeyim. Warrap, bağımsızlık, şu torpaklar. Ama bu sefer ticaret şeyini alamıyoruz. Neyse buraya da bir sonrakini alırız. Yani illa burayı almak zorunda değiliz. Aynen aynen, biz şöyle bitirelim bu savaşı. Güzel. Güzel. Ufak şöyle birkaç devlet kızdı bize. Onu da hallederiz abi, hiç problem değil. Tabii ki buraları koru yapacağız. Rival'ımızı Friesland yapabiliriz. Bir de Gelre'yi, aynen bir de Gelre'yi alalım. Hatta Utrecht'i de alalım. Bunların üçünü de yiyeceğiz zaten. Tamam. Şu an 10 numara oldu abi. Yani şuradaki ticaret bölgesini alsaydık eğer bu toprakları alamayacaktık. Ben biraz daha böyle toprak odaklı gitmek istedim. Hani daha fazla toprak alayım. Siz isterseniz ticaret noktalarında alabilirsiniz. Neyse devam ki. Şimdi bu arkadaşlar bizimle Elay mı kaldılar? Aynen. Fransa Elay'ımız, Avusturya Elay'ımız, Danimarka Elay'ımız abi şu anda. Elaylığımızı koruyalım. Fransa ile evlenelim. Avusturya ile evlenelim. Danimarka ile evlenmesek de olur da. Hatır kalmasın, onunla da evlenelim. Tamam. Evet, Avusturya Elaylığını bozdu benim abi. Yani bozacak. Trust'ı düşmüş. Niye? Niye Trust'ın yok bana? Ayıp ya. Vallahi Trust'ın yoksa yapacak bir şeyimiz yok kardeş. Ben de kendime başka Elay bulurum. Allah Allah. Sanki Elay yok memlekette ya. Sanki Elay yok. Bize Elay mı yok lan? Bir sürü Elay var. İstediğimi de alırım. Şimdilik almayacağım ama. Danimarka ile Fransa yeter bize. Şu an için. Evet, hazır Fransa geliyorken Utrecht'te bir dalalım. Şu bizim olan torpakları bir alalım abi. Fransa ile aramız iyi bu arada ya. Gayet güzel. Fransa'yı kullanabildiğim kadar kullanacağım abi. Burada tek sıkıntı koalisyon. Onu da mümkün olduğunca böyle nasıl diyeyim. Bu da garibim, tek başına bana koalisyon kurmuş ya. Bak diğerleri çıktı. Heh, tamam. Tek başına kalmış öyle.
İşte bu koalisyonu iyi yönetmek lazım. Çünkü bunların hepsi Kutsal Roma İmparatorluğu'nda olduğu için bir alıyorsun 5'e katlıyor abi resmen yani cezayı. O sıkıntı. Yoksa çok problem değil. Yoksa vurur vurur geçersin. Her neyse. Buradan ne alalım? National Tax çok güzel görünüyor. Advisor maliyetini falan pek de gerekli şeyler değil gibi. Aynen abi, buradan en mantıklısı bu. National Tax al geç. Baksana abi, bak şurayı alınca nasıl kuduruyorlar görüyor musun? Hani çarpı 2'den falan almayı unutun yani. Öyle bir dünya yok. Şununla el aylını boz sen. Şununla da el aylını boz. Bana biraz da war rap ver, para ver. Tamam. Utrecht'i aldık. Böyle götüm götüm yavaş yavaş. Mümkün olduğunca agresif olmadan. Koalisyon yemeden. Şunu da alalım. Sevgili William artı 1 kazandı. Güzel. Kazansın. 3 oldu. Gayet güzel. Aldığımız yerleri de korlayaraktan. Böyle götüm götüm gideceğiz abi. Şu Utrecht'teki kaleyi yıkalım. Boş yere masraf. Şu 3 tane toprak lazım bize. Bir de buralar lazım görev için. Bir de Lübeck'le kanka ol diyor. Ya da diyor ondan daha sağlam bir trade'in olsun. Bakacağız, göreceğiz. Evet, Avusturya toprak isteyecektir. Biz de çok şey istiyoruz ama olmuyor yani. Öyle her istediğin olmuyor bu hayatta sevgili Avusturya. İngiltere bayağı agresif ilerliyor İrlanda'da. Vay be. The Doom bebeğim, The Doom. Evet sevgili İngiltere'ye Calais'den giriyoruz abi. Fransa'nın da desteğini alarak. Sadece Calais'i alsak yeter. Başka bir amacımız, başka bir isteğimiz yok. Savaşı açtık ama o savaşı açan ellerim kırılaydı. Nasıl unuttuk bunu burada biz? Sen de geç şöyle. İnşallah kaçabilirler. Ha, iyi kaçtık, güzel, tamam. Abi İngiltere'nin hiç şansı yok bu arada. Fransa'yı yanına aldım mı İngiltere'nin hiçbir şansı yok. Ana karasına çıkmadığın sürece buralarda hiçbir şey yapamaz abi. Bu arada Fransa'ya hiçbir toprak vermeyeceğim. Sadece Calais'i alıp çıkacağım. Şöyle alabildiğimiz hepsini alalım. %10 %10 demeyeceğiz. Şimdi ya burada direkt exploration gideceğiz abi. Ya da bir infrastructure falan patlatacağız. Tol oynayacağız biraz. Burada bir karar vermek gerekiyor. Ne yapsak ki ne? Valla canım exploration gitmek istedi şu anda. Sebepsiz. Bir gidelim bakalım. Ne olacak görelim. Oğlum bu SS neymiş lan? Bu SS neymiş be oğlum? Her sevdi adam Kutsal Roma İmparatoru oluyor bir şekilde. İnanılmaz. Valla asıl amacım önce Portekiz'den şu adaları almaktı da yetişmedi ya. Fransa lova düştü falan, bir şeyler oldu. Buraya dönmek zorunda kaldık. İdeye yetişmedi. Şey istiyordum. Şunu alıp hemen şurayı keşfedip savaştayken bundan adaları alıp ondan sonra devam etmeyi istiyordum da olmadı. Bir sonraki savaşa artık, yapacak bir şey yok. Bu arkadaştan Calais'i alalım. Şöyle trade power'ını çekelim. Parasını alalım. Gönderelim. İngiltere'yi rival alabiliyorum artık. İngiltere'yi değil de Burgundy'yi bir rival alalım. Gelre'yi alalım. Kafi. Evet, bu görevi de bitirdik dostlar. Trade power'ımız bayağı arttı çünkü. Hemen şunu da alalım. Evet, bu görevimizi de bitirdik. Bu da Danimarka ile alakalı bir görev. Danimarka ile ilişki geliştirdiğiniz zaman oluyor dostlar. Development cost veriyormuş %10. Güzel. Ama Schwellend'e veriyormuş. Trade power'ımız artıyor falan filan. Ver. Severiz. Doktrin olarak bunu alacağız tabii ki. Zaten Hollanda'ya özel bir doktrin. Kolonyal range'imizi %25 arttırıyor ve trade power veriyor bize daha fazla. Paso trade gemisi basacağız abi ya. Trade odaklı gideceğiz yani. Daha şimdiden 13 luka gelirimiz var. Şöyle gel R'ye bir girelim artık değil mi? Zamanı geldi. Ahem ve East Freeze'e geliyormuş. Fransa'yı çağırmayacağım. Böyle basit işler için de dostumuzu kullanmayalım değil mi? Evet sevgili gel R'yi aldık. Görüyor musun, bak bir tane toprak alıyorum, neler oluyor ya. Bir tane toprağa bile kızıyorlar. Neyse alalım abi. Bu arada şu arkadaşı da bir Explorer'a gönderelim artık. Yavaştan keşifler de başlasın. Hesse benden toprak ister. Ulan ben Avusturya'ya vermedim, sana mı vereceğim? Versem Avusturya'ya verirdim. Adama bak. Şöyle ticaretle alakalı her şeyi basalım. Mümkün olduğunca. Şu arkadaşa bir claim daha oluşturmamız lazım. Kavuksa oluşturabiliyoruz mu? Tamam, Kavuksa oluşturalım. Hatta KN'e de yapalım. Tamam, yeterli. Bu zaten İskoçya'yı mı yeniliyorsun lan? Yazıklar olsun sana. O kadar da ezilme oğlum ya. Bu ne lan? What the... Ne oluyor oğlum? 905 ne lan? Aa. Bakta mı kaldı oyun? Aa. Oğlum İngiltere'ye ne oldu? Az önce bunların vardı 20-30K'sı ya. Bir İskoçya bu hale sokamaması gerekiyor seni ya. Ana. Yazık lan. Üzüldüm ha. Oğlum biz İngiltere'yi PU yapacağız ama. O kadar da zayıflamasın ya. Oo. Babacım bu ne böyle? İskoçya'ya bak. İnanılmaz. Evet, Fransa'yı bu savaşa çağırabiliriz işte. Brabant'a dalalım abi. Ama kızıyorlar. Dalma diyorlar.
Dalarsan koalisyon yersin diyorlar. Bekleyeceğiz. O sırada biz de keşif falan yapalım, ne yapalım bari. Şimdi şuraya bizim koloni atmamız gerekiyor ama range'imiz yetmiyor abi. Maalesef. Şunu alsak acaba yeter mi? Şunu alalım bir. Bas abi. Yok. Şeye çıkmamız lazım. Buradan bunu alalım. Portekiz'de bir savaş yapmamız lazım ya. Şuraları falan almak lazım. Yoksa buraya ulaşamayacağız. Dolayısıyla Yolof'a da Yolof'layamayacağız abi. 1473. 3 sene sonra kursumuz bitecek İngiltere ile. İngiltere'ye dalınca Portekiz geliyor zaten. O şekilde Portekiz'den o toprakları da alırız. O adaları aldıktan sonra gerisi kolay. Herkes yemyeşil ama sınırdalar çoğu da. O zaman bir frizlendimiz var ya. En azından. Bir frizlendimiz var abi, aynen. Şuradan da bir improve relations alalım. Daha hızlı ilişki geliştirelim bize kızanlarla. İngiliz kanalının %50'si şu an bizde abi. Wow. Yeni hükümet reformu. Buradan settler change mi alsak? Şöyle bir bakalım, başka işimize yarayabilecek bir şey var mı buradan? Yok ya, bunu alalım. Settler change iyidir. Evet, frizlendi de bu şekilde göndereceğiz abi. Bir tık koalisyon yiyeceğiz gibi. Olsun. Koalisyon yiğidin kamçısıdır derler. Ananın avradı. Etraftakiler kudurdu hemen. Ya sen de Burgundiye'de alacak zamanı mı buldun şimdi? İngiltere'ye dalacaktık ne güzel. Neyse, Fransa bitirsin şu Burgundi ile işini. İngiliz'le savaşmamız lazım. Fransa bitir şu savaşı ya. Of, girdi. Kendim savaşsam bunlarla. Yok lan, güçlüler. Destek lazım idi o. Bir saniye, bu ne? Oo, 4-6-3 şehir geldi. Ver ver ver. Hem de settler increase'li geldi. Güzel. Bizans daha yeni mi düşüyor lan? 1475 sene. Oha. Evet, buradan tabii ki aggressive expansion impact'i alacağız abicim ilk önce. Çünkü bir tek sıkıntı yaşıyoruz. İkinci olarak fikirlerden ne gidelim? Bence expansion'a falan gerek yok. Infrastructure alalım mı? Alalım lan hadi. Bak, bunu daha önceden hiç almamıştım ha. Bu çıktığından beri ilk defa alıyorum. Alalım hadi, bunu alalım. Bir deneyelim bakalım nasıl olacak. Aa, Brabant Independence savaşı açmış Burgonya'ya. İnanılmaz abi. Brabant'a da girmemiz lazım. Evet. Burgonya mahvoldu bu arada. Neyse, biz İngiltere'ye dalalım. Sevgili Fransa'yı da çağıralım. Cayenne'i alacağım kanka ben diyorum. Hatta şu iki yeri bana bırak. Tamam mı? Hadi bakalım. Adam Kauksu Mauksu hepsini siecledi ya. Vermem diyor. Aa, iyi, vermezsen verme ulan. Ya Allah kahretsin, 5x'ten nefret ediyorum ya. Vallahi 5x'ten nefret ediyorum abi ya. Yakalandık orada salak gibi. Ya arkadaş, güzel yer geldi diye sevindik. Güzel. Korktum ya. Burayı koru yapamıyormuşuz. Okey, önce buraları alırız biz de. Ne yapalım? Castille layın mı varmış senin? Artık yok. Paranı da ver. Hadi güle güle. Fransa'ya tabii ki toprak vermiyoruz. War rap humiliate. Hadi güle güle. Sevgili Polonya'yla da elay olduk. Gayet güzel. Fransa elayım, Polonya elayım. Ve Danimarka elayım. Daha ne isterim ki ya? Daha ne isterim? Acaba diyorum, şu arkadaşlara biraz böyle para mara mı göndersek? 13 ilişki veriyor 25 dukaya. 50 duka versem 50 fazla olur da. Şöyle 13 ilişki geliştirelim ya. Şu bize koalisyona girenlere böyle para dağıtalım biraz. Koalisyondan çıksınlar diye. Para bok zaten geliyor. Burada boş boş duruyoruz abi. Savaşamıyoruz. Şu tek topraklara verelim. Bu adamlar hemen ayrılırlar. Evet, buraları core yaptık. Şimdi artık buralara çıkabileceğiz. Kolonyal range'imiz yetiyor. Hatta Amerika'ya koloni de atabiliriz. Şöyle Karayip adalarından başlayabiliriz. Bak, buranın development'ı bayağı yüksek. 10 development'ı var buradan hep. Nereden başlayalım? Dominik'ten başlayalım hadi. Aynen öyle. Dominik'ten başlayalım da oraya 3 tane şey de gönderelim. Birlik de gönderelim. Lagaluga yapmasınlar sonra bize. Buradan ikinci olarak development boost alalım. Altın çağımız başlamış. Onu da başlayalım. Koalisyon da dağıldı zaten. Güzel. Gayet güzel abi. Keşiflere devam. Keşifler durmasın. Portekiz'de bir savaşımız daha var ama şurayı almamız lazım Portekiz'den. Evet dostlar, Utrecht'e giriyorum. Şu Utrecht'e bir dalalım. İki tane toprak lazım. Şu iki toprağı acaba alabilir miyiz ya? Vallahi alırız sanki ha. Görev istiyor çünkü. Eğer alabilirsek güzel olur. Bu iki toprağa ihtiyacımız var. Evet, şöyle iki tane alsak hiçbir sıkıntı olmuyor. Hatta şurayı da alsak bir tık kuduruyorlar. Neyse, şu ikisini alacağız. Aynen öyle, şu iki toprağı da aldık abi. Şu görevimizi de bitirdik. Army Tradition. Ver babacım. Şimdi Brabant'la bir savaşımız var. Bir de Liege'le bir savaşımız var. Yani Hollanda'yı kurana kadar admin seviyesi 10 diyor çünkü. Onu kurana kadar bu görevleri bitiririz. Sonra İngiltere'yi alacağız.
İngiltere İskoçya'yı yer diye düşünüyorum o zamana kadar. Ya İngiltere'yi burada fazla zayıflatmadım bu arada ya yine de. Hani sürekli savaş açtım ama Fransa'nın toprak yemesini engelledim bir bakıma. O güzel oldu. Ya İngiltere biraz akıllı oynasa şuraları aslında çok iyi oldu onun için de işte. Neyse Crownland'imizde 43'lere geldi. Şöyle otonomileri de düşürelim düşürebildiğimiz yerlerde. Güzel. Bu kadar kale fazla. Böyle iki tanesini yıkalım. Tamam bu kadar yeterli. Fransa Provence'da savaşa çağırıyor. Brabant da katılıyor bu savaşa. Şimdi bak, buraları ben zaten istiyorum biliyorsun. Bu savaşa katılacağım. Ama haberin olsun yani istiyorum buraları. Aklının bir köşesinde bulunsun Fransa. Hani haberin olsun yani. Ah vermedi, Brabant'ı çıkardı vermedi ya. Ne olurdu vereydin? Beyaz Barış attı. Yardım etmiyorum lan ben de küstüm. Küstüm git kendin hallet. Git kendin hallet küstüm abi. Evet ilk kolonimizi bitirdik abi Karayip Adaları'nda. Böyle yavaştan geçeceğiz diğer tarafa doğru. Evet yeni hükümet reformundan bunu alacağım dostlar. Diplomata ihtiyacımız oluyor. Bir fazla diplomat bir fazla diplomattır abi. 8. admin teknolojiye de geldik. Az kaldı. 2 teknoloji sonra Dutch Nation'ı kuracağız. O zamana kadar da şu görevleri bitiririz diye umuyorum. Bu arada Lightship basmaya devam. Basabildiğiniz kadar Lightship basın abi. Görev de var zaten. En az 30 tane Lightship'in olsun diyor. Basabildiğiniz kadar basın Lightship. Şuraya bak 29 puana devliyoruz abi burayı. Bayağı iyi. Castile buraya çıkmış. Çıksın bakalım. Portekiz ne yaptı? Portekiz'den sesi yok Amerika'da. Vallahi yok. Okay no problema. Transfer subject'i de alalım. O sırada bir anda Liege'e dalmadık mı abi? Bir anda daldık abi. Sadece Danimarka'ya çağırdım. Ona bile gerek yoktu da fantezi olsun. Adam direkt pes etti yala. Bak da olmuyor. Direkt pes etti. Güzel şu iki toprağı alıyoruz abi. Agresiflik falan yok. Temiz. Ah Esse ah. Daha çok istersin Esse. Esse daha çok istersin Esse. Improve relations ver abicim devam. Danimarka benden para ister. Bizde para yoktur lo. Portekizli turusumuz bitti abi. İngiltere'ye claim atmayı unutmuşum. Hemen bir claim atmam lazım. Portekiz'de bir savaş daha yapmamız gerekiyor. Hemen çok seri buna bir claim atayım. Portekiz'de bir savaş daha yapacağız. Şuraya alacağız. Buradan Yolof'tan buralara falan filan öyle gideceğiz. Bu arada buralara koloni atabiliyoruz. İstesek buralara da çıkabiliriz şu anda. Şu Karayip bitsin olmazsa buraya dalarız. Evet claim'imizi attık. Direkt dalalım abi. Papa ne alaka ya? Gitmiş papayı almış. Burgundy Succession. Hesse'ye kalmış. Kalsın abi. Burgundy diye bir şey kalmadı zaten. Evet kolonilere devam. Burası da bitti. Danimarka da geliyormuş. Gel Danimarka sen de gel. Hızlı bitsin savaş. Military Tech de bayağı öndeyiz bu arada. Şöyle yapacağız o zaman. Şu gelsin şuraya. Ay gerçekten mi? Lan boş yere 1K ordumuzdan olduk ha. Tam çıkarma yapacak zamanı buldu. Şöyle yapacağız abicim. Alabildiğimiz kadar general alacağız. Ki army profesyonelizm gelsin. Bak bak neler veriyor army profesyonelizm bak. Ordun daha fazla vuruyor. Siege ability'in artıyor. Mercenary paralı asker maliyetlerin düşüyor. Paralı asker manpower'ın artıyor. Bu army profesyonelizm harika bir şey ya. Bunu hep yüksek tutmaya çalışın. Arttırın bunu sürekli. Fazla mil puanlarınızı bu şekilde kullanın abi. Şimdi buradan bak 6 şoklu var mesela o kalsın. Şöyle bir şoklu olanları gönder abi önce. Şok olmayan var gönder. Böyle bir şokluları gönder abi. İki şok gönder. İki şok gönder. Bu adamı gönderemiyoruz kral. Şimdi kuşatması az olanları gönderelim. Mesela şunu gönder. Şunları gönder. Kaç tane kaldı? 3 tane daha atmamız lazım. Şunu gönderebiliriz. Şunu gönder. Bir tane de 3-2, 3-3, 6-1, 4 bu şey zaten. Tamam şunu göndereceğiz. Okey. Hem güzel general de geliyor. Hem army profesyonelizminiz artıyor. Daha ne olsun abi? Bunu döver miyiz burada? Bence tokat manyağı yaparız biz bunu. Ananı avradını. Aa siyah bayrak yemiş. Alabiliriz. Alamadık abi arkası geldi. Ders 2. Arkasını görmediğin yere asla girme. Güzel 4-6-3 sonunda başa geldi abi. Ama bu hayırı beğenmedim bu hayır. Olmamış bu hayır. Yapamamışsınız bu hayırı. Bir daha yapın. Allah belanızı versin. Ama diğerinden iyidir. Birth of Colonialism. Nerede geldi? Vay be. Den Haag'da geldi. Hoş gelmiş. Sefa gelmiş. Şu adayı aldık. Şurayı aldık. Buraya koloni atmış. Sevgili Portekiz. Onu aldık. Onun haricinde başka bir şey almaya gerek yok. Artık İngiltere ile Leyla'nı bozsun bu. Çünkü gerek kalmadı artık. Aynen. Bu rep ver, para ver. Hadi güle güle. Şurayı da aldık ama ne yapacağız ki biz burayı ya? Neyse bir toprak da bir topraktır artık. Şuradan bir de Vortex'i alalım.
Hemen açalım. Beleş para beleş paradır. İngiltere Papa ile ilaylığını bozsun. Bir daha oralara kim gidecek? Bunu zaten hümiliyet etmiştik. Yine bir war rap alalım. Para alalım. Gönderelim. Ya şurayı da alsak mı acaba? Kavuksu alaydık iyiydi. Orayı sağ olsun Fransa seçti abi. Biz burayı almayalım. Fransa ile aramız kötüleşmesin hiç. Onun kor toprağı ya. Tamam böyle bitirelim savaşı ya. Bir şey almayacağım yine. Olay tamamen Fransa'nın İngiltere'yi şu toprakları almaması ya. İngiltere'yi biraz güçlendirmeye çalışıyorum aslında. Çünkü PU alacağız. Hem çok güçlendirmeyeyim hem de böyle güçlensin biraz. Hani en azından şuraları falan alsın amına koyayım. Bu ne ya? Fransa ile Ely, Scotland biraz zor. Bakalım. Olmazsa bu da yeter olmazsa. Bunlar da yeter. Britanya'yı da dalabilir. Britanya'yı da Fransa ile almış. Vay anasını satayım. Brabant Rival alabiliyormuşuz. Alalım. Bir de Teutonia'yı alalım. Ne alakaysa. %51 Cromland. Okey. Güzel. Evet Great Power'a girdik. 1500 yılında Great Power olduk abi. 292 development'ımız var şu anda. Ve ben development basmadım abi. Hani öyle sadece oynuyoruz yani. Çok tolda gitmedik. Fransa diyor bana diyor medeniyet getir sana aylık 5 lira ödeyeyim. Öde. Medeniyet satılır abi. Bizde medeniyet çok. Şimdi burayı aldığımıza göre sevgili Yolof'a yoloflayabiliriz artık. Bunun elayları kim? Kong var, Timbuktu, Mimbuktu var. Sıkıntı yok da bizim biraz ne lazım da bize? Şunu bir kere bir 30'a çıkartacağız. Onu bir yapalım. Stability ver. Bunu 30'a çıkardıktan sonra biraz da kalk basalım. Polonya birilerine dalıyor. Dalsın. Aslında bunların ofansif savaşlarına gitmemek lazım da. Çok problem olur mu? Ya. Bohemia gelebilir ama bizim buralara. Umalım ki gelmesin abi. Şöyle bir Free Company basalım. Hatta Free Company'yi şurada basabiliyoruz mu ya? Aynen. Şurada basalım Free Company'yi. Buradan Yolof'a çıkacağız abi. Evet çok oyalandık ya. Artık bir savaş lazım abi. Artık bir savaş lazım idi. Sevgili Brabant'a dalıyorum abi. Evet kolay bir savaştı. Şöyle biraz fazla toprak alıyorum artık. Yani bunlar koalisyon kursa da çok problem olmayacak. Hatta şöyle war rap alalım para yerine. Daha iyi. Güzel. Bu görevimizi de bitirdik. Alalım hemen. %20 local trade power 20 yıllığına. Ver. Alırız. Je Mentuyen Rai. Bunu telaffuz edemedim abi. Bütün Low Country regionuna bize claim veriyor. Development cost veriyor. 30 yıllığına. Ve disiplin veriyor. Hollanda olursak öyle bitirirsek bunu 10 yıl daha uzuyormuş. Yani 40 yıl boyunca bu görev bu bonusları alıyormuşuz. Yani Hollanda'ya çevirirsek ülkeyi 30 değil 40 yıl boyunca bu modifierları kazanacağız. Hollanda olmamıza daha var ama ya. Bekletsek mi? Bekletelim. Acelemiz var mı? Yok. Oha maliyetlere bak. Peki buradan biz birilerini çıkartsak nasıl olur? Mesela Liege. Yo Liege'i çıkartmayalım. Buralardan bir şey de çıkartamıyoruz. Okey. Aa Avusturya yeni imparator olmuş. Evet çağ bonuslarından 3. olarak şunu alalım. Atlı kullanmasak da. Belki işimize yarar. Raid'den 25.80 duka para kazanıyoruz abi. Wow. Şimdi Yolof'a gitmeden şu isyancıları bir temizleyelim. Nerede çıktı o amına kodumun isyancısı? Ya gerçekten mi ya? Of fuck. Unutmuştum ben burayı. Neyse. Neyi aldık ki orayı ya? Başa bela. Vallahi başa bela. Neyse buraya gideriz. Buradan da buraya sıçrarız. Oradan Yolof'a yoloflarız. Biraz da Afrika'da büyürüz. Afrika'ya koloni atmadım bu arada. Şu Karayip adalarını yoğunlaştım. Karayip bitsin ondan sonra geçeriz Afrika'ya. Evet Yolof gel bakayım. Şuradan girelim direkt. Kaç bunlar? 5 daha bunlar. Bunları tokat manyağı yapmamız lazım. Biz 9 teknolojiyiz şu anda. Evet şurayı bir Conquista alabilir miyim? Teşekkürler. Infrastructure idea'mızı da bitirdik bu arada. Ne veriyormuş Poliçe? Colony Development Boost artı 1. Güzel. Evet sonunda teslim oldu. Gel bakalım. Evet buraları aldık komple. Şöyle sizdendimizi de yapalım. %62'ye varsın. Avusturya bizi düşman bellemiş Avusturya. Avusturya bizi düşman bellemiş abi. Biz de onu düşman belleriz öyleyse. Buraları komple TC'ye verelim ya. Bizde durmasın abi. Komple TC'ye ver gitsin ya. Ne uğraşıyorsun? Aynen öyle. Şimdi buradan bunlara claim atalım. Böyle yavaş yavaş götüm büyüye büyüye gideriz. Afrika işini de böyle hallederiz. Oha. 2100 duka mı? Şaka mısın oğlum? Para babasıyız. Para. Para basıyoruz. Yapacak bina da kalmadı ki her yere bastık her şeyi. Bari courthouse basalım abi ne yapalım. Şunlardan da bas. Vay anasını be. Para var yapacak bir şey yok ulan be. Fransa
Daldı abi. Reconquest'ten daldı bir de. Kötü oldu. Kaçırdık bak bunu. Bir kaçırdık adam hemen şey yaptı, gördün mü? Neyse. Yapacak bir şey yok. Gitsin halletsin. Evet. Sonunda Karayipleri bitirdik. Dutch West Indies. Hoş geldiniz çocuklar. Hoş geldiniz. Şimdi bu arkadaşı buradan çekelim abi. Brezilya taraflarına gidelim. Bence. Tabii canım. Ne yapacağız ki burada? Karayipleri kurduk işte. Aynen. Karayiplere bir de para bağlarız abi. 3-5 bir şeyler. Hatta bağlayalım unutmadan. Ne kadar bağlayalım bu çocuğa? 5 duka verelim mi? 5 duka ver anasını satayım. 50 yıllığına ver. Evet, bu arkadaşlara dalalım abi. Bu arada buraya da çıkmak lazım ya. Aslında Brezilya'ya değil de şuraya mı çıksaydık? Aynen. Şöyle şuraya çıkabiliyor mu? Yok. Nereye kadar gidiyor? Şuraya. Tamam, sen şuraya bir çık aslanım. Güney Afrika'ya da çıkalım. İngiltere. Aga, iyi ki PU alacağız dedik ya. İngiltere kalmadı amına koyayım. Anlamadım abi. Ben bu işi anlamadım vallahi. Evet, bu savaşı da böyle bitiriyoruz. Agresif diye takılmıyorum çok. Yani Afrika sonuçta. Afrika yani. Acaba diyorum Polonya'yla el aylığı bozsak mı? Bu ne oğlum? Sen ne yaptın böyle? Adamın yediği koalisyona bak. Kankacığım. Canım. Sana bunlar bir girerse var ya. Sana bunlar bir girerse büyük sıkıntı. Neyse, girerlerse el aylığı bozarız artık, ne yapalım. Adama baksana ya, şuradan 2-3 tane toprak almış. Ortalık karışmış. İnanılmaz para kazanıyoruz abi. O yüzden bu Amsterdam'da bulunan Great Project'i yükseltmeye başlıyorum ben. Mümkün olduğunca yükselteceğiz bunu. Gördüğünüz gibi ticaret gücümüze inanılmaz derecede bir katkı sağlayacak dostlar bu. Bir tane de flagship basalım. Artık vakti geldi. Trade Power Per Ship in Fleet. Her bir ticaret gemisi başına Trade Power veriyor. Fleet moral veren var. Hollanda'ya özgü bir şey. Bunu alalım. Bir tane de Blockade Impact on Siege. Aynen. Teknolojiyi bekliyorum. Teknolojimiz 10 olsun. Hollanda'yı kuralım. Ondan sonra Hollanda'dan devam abi. Evet, Güney Afrika'da aldığımız bölgeden ticareti İngiliz kanalına doğru aktarmaya başladım dostlar. Bu arada buraları komple Trade Company'ye veriyorum ben. Çağ bonuslarını da aldık an itibariyle. Aynı zamanda yeni gelen hükümet reformundan da bakalım ne alabiliriz. Şöyle. Şu güzel sanki. Şu güzele benziyor. Moral of Navies %10. Yıllık Navy Tradition Decay. Ship Cost. Bence bunu alabiliriz ya. Zaten Hollanda oynuyoruz abi. Biraz daha donanmamızı güçlendirelim madem. Anakaramızda paralı asker mi kullansak acaba? Manpower konusunda pek de iyi sayılmayız. Belki anakaramızda paralı asker kullanabiliriz abi. Şöyle şu bölgelere bir trade'i koru zımbırtısını verelim abi. Çünkü buralar ticari olarak güzel bölgeler. Evet, sonunda admin teknolojiyi 10 yaptık. Netherlands'ı kurabiliyoruz. Peki Netherlands'ı kurarsak şu görevi yapacak mıyız? Yani Netherlands'ı kurarsan olur diyor ama. Tamam, kuralım Netherlands'ı. Aynen, burada kalıyormuş. Tamam, güzel. Gayet güzel. 40 yıllığına bunu alıyoruz abi şimdi. Süper oldu bu. Artık Netherlands'ız. Hollanda'yız. Every center of trade province in the English Channel we own. We will gain artı 20. Wow. İngiliz kanalında bulunan her provins için, İngiliz kanalı ticaret bölgesinde bulunan her şehir için 25 diplomatik puan verecek bize abi. Oha. Bir sürü var oğlum bizim burada. Kaç olacak şimdi diplomatik power'ımız? 671 şu anda. 771 oldu. Güzel. Temizliğinden 100 şey aldık. Daha fazla olması gerekiyordu bu arada. Baksana abi, 1, 2, 3, 4, 5 kaç tane? Ha, trade center diyor ama. Tamam. Şunlardan diyor. Center of trade. Tamam, doğru. Ben tüm provinsler için düşündüm. Öyle değilmiş. Sadece şu ticaret bölgeleri için. Tamam. Bu görev ne veriyormuş? Moral of Army. Army Drill Game Modifier. 125 yıllığına. Ver babacım, onu da ver. Şunu hala yapamadık, ona yanıyorum. %8 olmuş. Buraya ticaret gemisi falan da gönderdik ama. Gemi demişken biraz daha bassak mı acep? Oğlum, daha bir sürü gemi basabiliriz ha. Şöyle basabildiğim kadar ticaret gemisi basıyorum abi. Şu görevimiz de bitmiş. Moral of Navy, Naval Attrition, Navy Tradition. 20 yıllığına ver. Bu ne veriyor? Low Countries. Üniversite. En çok development'ımızın olduğu Low Country'deki bir şehire üniversite yapacak. Amsterdam galiba değil mi? Den Haag mıydı? Burası 31 dev. Yani ondan fazla olan yoktur herhalde diye düşünüyorum. Bakabiliyoruz mu ona? Development'a. Aynen. En fazla Den Haag'da var. Tamam, ver bakalım ne vereceksin. Ver abicim. Wow. Bir üniversiteyi de çaktı buraya. Oğlum çok iyi bu arada. Şu an sadece 23 puana buraya devleyebiliyorum abi. Vay be. İyiymiş. Çok iyi abi.
Ve şey de vermedim ha daha. Edik medik de vermedim. Devleyelim o zaman biraz. Şöyle basabildiğim kadar basayım abi buraya. Zaten puan gerekmiyor şu anda. Güzel, neredeyse 50 deve kadar çıkardım abi. Çok iyi. Misyoner gücü gerekmez. Şunu alabiliriz ama. Tolerans iyidir. Noten Rönesans. Sen ne veriyorsun babacık? Ver bakalım. İyi, %75 ucuz advisor verdi. Güzel. Tales of Gold and Spice. Colonial range'imiz artmış. Explorer veriyor bir de. Okey. Of, yap yap bitmedi lan. Tree Steering. Ship Trade Power Propagation. Aa, çok iyi. Ver. Bu da bitmiş. Karayip denizlerinden koloni yaptığımız için. God Good Produce. Overlord. Naval Force Limit. Anladım abi. Dünyanın en güçlü donanması biz olacağız abi. Uber zuber güçlü bir donanma. Şöyle bir görev ağacını size göstermek istiyorum dostlar. Gördüğünüz gibi aşağıya in bitmiyor. İnanılmaz büyük bir görev ağacı var Hollanda'nın. Netherlands'e döndüğünüzde çok büyük bir görev ağacına sahip oluyorsunuz. Biraz kafa karıştırıcı ama hoşuma gitti. Bunu da yapmışız. Ver. Bunu da ver. Evet. Restoration Union of Casus Belli England. Ne istiyorsun? Spy Network'ün olsun diyor 30 tane. 30 tane. Hemen Spy Network'ü oluşturalım İngiltere'ye. İngiltere'yi alırız. Ondan sonra İngiltere'den İskoçya'nın topraklarını alırız. İskoçya'dan İngiltere'nin topraklarını alırız daha sonrasında. Sonra bakacağız. Fransa'yla bir savaş yapmak istemiyorum açıkçası ama. Bakacağız, göreceğiz. Bir de bir quality mi patlatsak acaba? Ordumuz biraz zayıf kaldı. Ofansif de olabilir. Quality de olabilir. Quantity de olabilir. Manpower'ımız biraz zayıf. Aslında trade ID'ye de almak istiyorum ama ordumuz çok zayıf kaldı. Bir sonrakini trade ID'ye alabiliriz. Ya da siktir et orduyu ya. Al trade ID'ye. Orduyu artık hallederiz bir şekilde. Bu ne lan? Başarım geldi. Okey. Evet, yeni rival'ımız tabii ki İskoçya olacak. Ya. Geriye kalan Afrikalılara bir şöyle dalalım. Buraları ne kadar hızlı toplarsak o kadar iyi. Afrika'da genişlemelere devam eke. Sonunda Lübeck'teki ticaret gücümüzü de bayağı bir arttırdık abi. Hemen bu görevimizi de bitirelim. Temiz. Şimdi tüm Lübeck'te en yüksek ticaret gücüne sahip olmamız gerekiyormuş. Zaten öyleyiz şu anda. Ha, 25'ten fazla olsun diyor. Tamam, yaparız. Onu da yaparız. Aha, da yaptık bile. Kendiliğinden oldu. Trade efficiency ver babacık. Buradan da bir global trade power. Bizim çocuğa bak, Amerika'dan ordu getiriyorlar. İngiltere görevimiz de bitti. Bunu da alalım hemen. İngiltere yok olacak abi ya, şaka maka. İngiltere yok olmadan halletmemiz lazım bu işi. Şu savaş bitsin, hemen İngiltere'ye döneceğim. Güzel, bizim çocuk burada koloni atmaya devam ediyor bu arada. Buraları kendisi alır be. Komple alır diye düşünüyorum ben. Buradaki kolonimiz de bitti. Artık yavaş yavaş Hindistan'a doğru gidiyoruz abi buradan. Evet, bu görevimiz bitti dostlar. Bunu da alalım. Any Hope. Bu görevimiz de bitmiş. Bunu da alalım hemen. Hemen şu arkadaşlarla olan savaşımızı bitirelim. Kongo lan. Şöyle alabildiğimiz kadar tabii ki. Güzel. Bu görevimiz bitti. Buradan da bunu alalım. Ne veriyormuş? Yıllık prestij double veriyor. Anladım abi. Patronage of the Arts daha fazla prestij verecek bize. Yıllık. Okey. University of Leiden. Den Haag'ı devliyor. Artı bir inovatif de kazanacağız. Alalım. Onu da alalım. Az kaldı. Hindistan'ın ucu göründü. Şuralarda bir yerlerde. Acaba şuraya atıp öyle mi gitsek? Yani. Atalım hadi şuraya bir tane. Oradan yürürüz. Evet, transportları getiriyorum bu arada. İngiltere'ye yanlayacağız abi hemen. Turustumuz varmış lan. 8 yıl turustumuz var. Tamam. Turustumuz bitsin. Gireriz ona. Idealarımız da fena değil bu arada ha. Enflasyon reduction. Tüccar. Development cost. Donanmaya buff. Heretikleri sakinleştiriyor. Siege ability veriyor. Landfire damage veriyor. Bence gayet okey. Ya gerçekten mi? Nereden gittik bunu aldık biz ya? Kanka kolay gelsin. Sana kolay gelsin kardeşim. Osmanlı uğraşamam ben. Oğlum 7 tane tüccarımız oldu lan. Nereye göndereceğimi şaşırdım ha. Vallahi bu da buraya gitsin hadi. Timbuktu'dan fil dişi sahili. Fil dişinden de bizim oraya. Şuraya bak. %51 sahibiz buraya. %40 buraya sahibiz. Çok iyi, çok zevkli ya. Vallahi sarıyor. Sarıyor. Bu arada bir tane kolonist yetmedi bize. Keşke expansion'la gitseymişiz. Şimdi bir pişman olmadım değil yani. Biraz daha böyle koloni ağırlıklı gitseydik daha güzel olabilirmiş aslında. Biraz daha tol takıldık. Olsun, böyle de zevkli. Ha, bu arada şu geldi. Vogue basabileceğiz abi. Ne diyor? 4 tane provinsin olsun India süper rejyonunda. Bakacağız, göreceğiz. Evet, bir görevimiz daha bitmiş.
Production Efficiency, Construction Cost. Yapıştır. Fransa sonunda el aylığını bozmaya karar verdi. Tras sorunu varmış benimle. Hemen çözerim o sorununu senin. Senin o tras problemlerini yerim ben. Tamam. Evet, 3 sene sonra İngiliz'e giriyoruz abi. PU alıyoruz. Sonra İngiliz adasını topluyoruz komple. Sonra bakacağız. Fransa benden harita ister durur. Yok sana harita. Keşfetseydin. Bak biz ta Hindistanlara kadar geldik. Şuraya atarız abi. Buradan buraya falan girebiliriz. Şuralara sıkıntı. Ya da şuraya atıp buradan Endonezya'ya çıkabiliriz. Şuraya bir tane atıp Endonezya'ya çıkmak mantıklı geliyor. Ya da şuralar falan. Yani yapılabilir. Her şey yapılabilir. Şu an total income'ımız Osmanlı'dan bir 7 duka falan az. Ama Osmanlı'nın sahip olduğu yerlere bak. Bizim sahip olduğumuz yerlere bak abi. Şuraları falan aldık. Yani bayağı güçlü lan ekonomik olarak. Bayağı güçlü. Ve şu anda ben force limit'i falan açtım yani. Hayvan gibi donanma falan basıyorum. Ona rağmen 66 duka gelirim var aylık. Vay be. Etkileyici abi. Evet, Constitutionism and the General Estate. Bu etkinlikte bir yönetim modeli seçmemiz gerekiyor dostlar. İsterseniz Cumhuriyet'i seçebilirsiniz. Cumhuriyet tarafından Cumhuriyetçi anlayışı benimseyebilirsiniz. İsterseniz monarkiden devam edebilirsiniz ki bizim seçeceğimiz de bu. Ya da bu şekilde kalsın diyebilirsiniz. Şu anda feodalist tabii ki gördüğünüz gibi. Ortadakini seçeceğiz. Bu bize statics ve orangist mekaniğini getirecek. Aynı zamanda başımıza geçecek kralı da seçebileceğiz. Ben bunun daha iyi olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda bize parlamento falan da verecek. Hemen bunu seçelim. Gördüğünüz gibi şu bonusları kazandık. Parlamentomuz geldi. Parlamentodan istediğinizi alabilirsiniz. Onun haricinde artık seçimle kral seçiyoruz. Bu da iyi birini seçme şansımızı arttırıyor. Yani artık krallarımız daha iyi olacaktır muhtemelen. Çok şanssız değilsek tabii. Hemen bir debate başlatalım ya. Şöyle ne verebiliriz bakalım. Domestic trade power falan var. Olabilir. Bir merchant daha. Trade power, trade range, global trade power, cart curt. Bak bu iyiymiş mesela. Tam bizlik. Roleplay'e uygun. Bir kolonist daha alabiliriz. Bak iki kolonistim olsa iyi olur demiştim. Aynen, hadi bir kolonist daha alalım abi. Bir kolonist daha alalım. Hemen şu Den Haag'a koltuğumuzu verelim. Sana da bir bundan verdim. Güzel, bunu da geçirdik. Güzel abi. Evet, gördüğünüz gibi seçim geldi ve 4-5-5 abi. Daha ne olsun yani. Tabii statics ve orangistlardan seçiyorsunuz burada. Onu da hemen göstereyim. Şöyle orangistlere doğru yönelirseniz eğer orangistlerden bu buff'ları alırsınız. Statistlere doğru yönelirseniz de bu buff'ları alırsınız. Biz şu anda biraz daha böyle trade odaklı falan gittiğimiz için statist alacağız abi. Zaten statist veren iyiymiş, 4-5-5. Alalım abi. Gördüğünüz gibi -33 verdi. Tertemiz. Statistlerden yürüyeceğiz. Bu arada ben bunları niye kabul etmemişim? Hemen bunları kabul ediyorsun. Evet, gayet güzel. Gelire bak. Kafayı yiyeceğim ya. Şimdi buradaki kolonimiz de bitti. Güzel oldu. Şimdi bir tanesini şuraya gönderelim. Buradaki arkadaşı da şuraya çekelim hemen. Diğer arkadaşı nereye göndersek? Avustralya'ya falan mı çıksak acaba? Buralara yetmiyor mu? Yetiyor. Ha tamam, geri dönmesi gerekiyormuş. Vallahi Avustralya'ya da çıkabiliriz. Oraya da çıkarız anasını satayım. Her yere çıkarız. Bence Avustralya'ya çıkmak yerine şu Güney Amerika'ya gönderelim. Güney Amerika'da da bir koloni koralım abi. Hazır bak, Portekiz, Mortekiz hiç buralara... Allah Allah, çok ilginç. Gelmemişler bile abi. Fransa buralara atlamış. Sene 1528 abi. Portekiz falan gelmemiş daha buralara. Şurada biraz İspanya var, o kadar. Biz tamam, buraya atlayalım. Bir tane de buraya gönderelim. Evet, Amsterdam'daki Great Project'i 2'ye yükseltelim. Bu arada İngiltere'de de savaş vakti geldi. Hemen dolsun dalalım ona da. Güzel. Danimarka, Fransa da geliyormuş. Güzel abi. Gelsinler, hızlıca halledelim. Aradan çıksın. Evet, bu arkadaşı çok da zorlamadan hemen Union aldık abi. Hayırlı olsun. İngiliz de artık bizim personal union'ımız. Easy peasy lemon squeezy. Her ne boksa işte. Bir tık sinirli ama sıkıntı yok, hallederiz. Buna şimdi ben para mara da vereceğim. Bunu mutlu edeceğim ben baya. Böylece bir görevimiz daha bitti. Glorious Revolution. İngiliz kültürünü kabul edilen kültür yapıyor. Bize %75 ucuz 3 seviye bir advisor veriyor. 15 yıllığına National Sailor Modifier Heavy Ship Cost. Ya bayağı bir sürü şey var işte yani. Alttakini alacağım ben ya. Integrate etmek %25 daha ucuz olur diyor. Aynen. Ne oldu lan? Bitti, tekrar geldi, bir şeyler oldu, anlamadım. Neyse. Sonuç olarak hala elimizde tutuyoruz. Önemli olan bu. Buna da 50 yıllığına şöyle bir 5 duka verelim hadi. Aynen. Koloni moloni atsın, bir şeyler yapsın. Evet, Reconquest'ten şimdi buna da alacağız abi.
Ama sevgili Fransa Elay bununla. Keşke favorlarımızı Trust'a harcamasaydık o kadar. Elaylığını bozdururduk. Break Alliance istesek? İmkansız tabi. Acaba bizim çocuğa Granada'ya savaş açtırsak mı? Alır mısın lan bunları? 7K ordusu var. Elay'ı melayı da yok. Ulan hiç güvenmiyorum ama. Hadi aç ulan. Bir şey olursa da artık bakarız. Bakalım ne olacak. Gemi olarak falan da iyiler. Yani dövmesi lazım bu çocuğu. Aa burayı unuttum ben. İsyancı çıktı. Ha, amına koyayım. Fuck. Hemen oraya ordu gönderelim 2-3 tane. Evet buralar bayağı açıldı bu arada. Evet yeni seçimimiz geldi. 0-4-3 geldi bu sefer şansa. Alttaki iyi ama biz biraz statistleri artık yanlayacağız. Çok da önemli değil kim oldu. Ya unuttum. Evet oyunumuz minik bir crash yedi arkadaşlar. Çok minik bir crash. Abi hemen çıktı ama ya. Uf, çıldıracağım. Nasıl sıfıra getireyim ben 2 dakikada bunu? Öyle hemen gelmez ki. Yok yetişmez, yetişmeyecek. Vallahi yetişmeyecek abi. Subsite, mapsite ne varsa verdim. İnanılmaz. Allah belanızı versin. Yok abi bunu kurtaramayız. Bunu kurtarmak imkansız abi. Yapacak bir şey yok. Biz yine bunu verelim. Bu arkadaşa artık bir daha gireceğiz yani. Yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Nasip değilmiş. Unuttum ben. Seçim olduğunu unuttum. Allah kahretmesin ya. Polonya elaylığını bozacakmış benimle. Boz. Çok da umurumdaydı. Evet bu arada artık Vogue gemileri basabiliyoruz abi. Indiaman Lightship. Bunlar gördüğünüz gibi %33 ship cannons buff'ıyla geliyorlar. Aynı zamanda trade power modifier'ı %20 abi. Yani anlayacağınız bundan ne kadar basabiliyorsak basacağız. Bir şey söyleyeceğim. Ben bu Geldre'ye dalınca neden İspanya geliyor? Elay'ı da değil. Ha Avusturya ile Elay olduğu için. Anladım. Avusturya iyi büyümüş abi bu arada. Şeyler yapmış. Güzel bizim çocuk dövmüş burayı. Süper abi. Süper abi. Danimarka'ya conquest mi? Nasıl açıyorsun lan? Ha şuradan dolayı. Danimarka seni döver ama ya. Danimarka'ya ben gelirim sana veririm oraları. Adam bu arada Elay'ım ama. Timbuktu'ya dalalım. Şu Afrika'yı biraz daha toparlayalım. Ne oluyor? Orangistler ayaklandı ülkede. Vay anasını avradını. Statistler çok güçlü olunca Orangistler bir dellendiler. İsyan çıktı abi. Okey. Bastırırız. Biz alışkınız isyanlara. Sıkıntı yok. Ver babacığım. Statistlere ver. Devam. Fulledik yüzü. Basabildiğimiz bütün binaları basıyoruz abicim. Ya gerçekten mi? İngiltere gidip Polonya ile Elay olmuş. Ya bu oyun var ya. Ya bu kadar da oyuncu fokus olunmaz ama ya. İnanılmaz abi. Evet bu görevimiz de bitmiş. Bunu da alalım dostlar. Diğerlere güzel claim verdi ama nereler oralar? Hindistan tarafları mı? Aa şuralara vermiş. Güzel. Buradan da direkt buraya dalabiliriz o zaman. Viyanagar. Viyanagar. Viyanagar'a girebiliriz belki bak şuraları alıp. Güzel ya. Görev ağacı da sizi her yere götürüyor vallahi. Bak buraları al diyor. Ben diyor seni diyor güçlendireyim buralarda diyor. Amerika ile alakalı görevler var. Ya tam bir koloni devleti. Tam bir koloni devleti abi. Ben biraz böyle tol gittim. Biraz böyle hani koloni moloni değil de daha çok böyle tol oynayayım kafasında gittim ama yani ağır koloni de gidilebilirmiş bu devlete ya. Şu an onu görüyorum. Çok sağlam koloni devleti olur bundan. Olur değil öyle zaten. Çok sağlam bir koloni devleti. Parlamentodan %10 development cost alabiliyormuşuz. Biz yine kolonist alalım ya. Kolonist iyidir. Kolonist eksikliğimizi buradan giderelim abi. İngiltere isyancılarla boğuşuyor. Kesemiyor İngiltere. Kesemiyor isyancılar abi. 30-40K isyancı çıkmış içerisinde. Lan bu İngiltere ne çekti be. Vallahi. Evet bu görevimiz de bitti dostlar. Yine ucuz bir advisor. Daha ucuza bina basmalar falanlar filanlar. %75 ucuz advisor bu arada bayağı iyi. Şuraya bak artı 3 2.82. Full artı 3'üm. Ordu limitimin bile üzerindeyim. Gemi limitimin üzerindeyim. Sağa sola durmadan koloni atıyorum bir şeyler yapıyorum. Afrika'da bayağı ilerliyorum. Amerika'dayız. Karayipler'deyiz. Her yerdeyiz. 4000 duka param var. Ve hala artı 83 duka gelir var. Ekonomik olarak dünyanın en güçlüsüyüz. Yok Ming'miş. Yok Otman, yok Ottoman'mış. Yok Fransmış. Hak getire. Çok fazla şehir fethetmememize rağmen, çok fazla genişlemememize rağmen 827 development ve ben çok fazla development da basmadım abi. Yani buralara bak sadece 22'ye development basıyorsun ya. Buraya deli gibi development basarak hayvan gibi development da kasabilirsiniz. Tol da oynayabilirsiniz. İsterseniz kolonist de gidebilirsiniz. Böyle mükemmel bir devlet. Çok beğendim Yeni Hollanda'yı. Çok güzel. Oynayın mutlaka tavsiye ederim. Pişman olacağınızı zannetmiyorum.
Sadece Hollanda oynarken böyle World Conquest mi şeymiş o tarz düşünmeyin. Daha çok böyle işte dediğim gibi hani chill takılmak istiyorsanız, para kasam, koloni atam, kimse bana dokunmasın, para babası olam diyorsanız Hollanda oynayın abi. Afrika'yı fethedin, komple buraları alın. Hindistan'a sıçrayın şuralardan. Endonezya'ya gidin. Bakın biz geldik zaten buralardayız. Yani sınır yok. İstediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Evet, bu görevimiz de bitti. Buradan da ne alıyormuşuz? 100 admin puanı, klörcilere loyalty falan filan. Klörciler %5. Ne diyor lan bu? Ha, influence'i düşük olsaydı para falan da alıyormuşuz. Çok da problem değil ya. Baksana abi puanlara bak. Bunları da basmıyorum yani. Development basalım abi. Bas abi bas. Şey de bas. Manpower da bas. Evet, İngiltere ile turusumuz bitti. Hemen dalıyorum abi tekrardan. Evet, sevgili Timbuktu bu şekilde gitti. Buraları korlayalım. Evet, sevgili İngiltere ile tekrardan birleştik. Ne kadar var seçime? Ya gerçekten mi? Aa, böyle olmaz bu. Böyle olmaz ama. Böyle olmaz, dur bir saniye. Dur bir saniye, barışma. Seçimi yapalım, öyle barışalım abi. Şaka gibi. Tamam, şu seçimi halledelim abi. Bu ayın 30'unda geliyor. Tamam, ver yine statistlere. Şimdi barışalım. Oh be, sonunda ya. Tamam, şimdi ilişki geliştiririz herhalde artık bir sonraki seçime kadar. 4 yılda. Yani bir zahmet. Hemen borcunu öde. Supportla. Loyalistleri supportla. Şunu da alalım. Bunu da alalım. Adam bizden ölesiye nefret ediyor amına koyayım. İngiltere'ye bir de 10 duka para bağladım abi 50 yıllığına. Tamam, yeter herhalde. Fransa ile ne kadar oldu favorumuz? 17. Şununla bir favor kasıp bununla el aylığını bozdursak mı yoksa direkt dalsak mı bilemedim. Fransa el aylığını da kaybetmek. I don't know. Evet, trade idea'mız da bitti. Buradan da bir poliçe daha geldi. Global trade power good produce modifier. Şu an hayvan gibi bir şeyiz ya. Harbi diyorum, hayvan gibi bir şeyiz. Hayvan gibi bir şeyiz derken sınır olarak değil. Ticaret gücü olarak. Şuraya bak abi, inanılmaz. İnanılmaz bir güç. İnanılmaz. İkinci seçim geldi ve İngiltere ile hala eksideyiz abi. Gerçekten inanılmaz. Yani yapmadığım şey kalmadı adama. 4 senede yetmedi abi. Buna başka ne yapabiliriz ki ya? Yapacak bir şey de kalmadı. Para attık. Subsite attık. Vallahi bilmiyorum abi. Bakalım şu an 4. İnşallah yetişecek. Bir 2 ay kaldı. Tamam, şu an artı 2'de abi. Bas abi. Temiz. Vallahi ucu ucuna etti ha. Ucu ucuna etti. Bir 2 ay daha geç gelse sıkıntı yaşayacaktık. Tamam. Bunu da hallettik abi böylece. Şuraya bir tane free company yeter mi acaba? Deneyelim. Ben yeter diye düşünüyorum ama yetmez lan, şuraya bak. Çok kalabalık. Ama teknolojide bunlar bize yetişmişler. 1-2 teknoloji fark var aramızda sadece. Çok da bir şey yok. O zaman bir independence basalım şuraya abi. Tamam, bu arkadaşlar da burada takılsınlar kafalarına göre. Evet, bir kolonimiz daha kuruldu Brezilya'da. Dutch Brazil. Brezilya, sana toprak verebiliyoruz mu? Veremiyoruz. Yani savaştayız çünkü. Şu iki tane toprağı da Brezilya'ya mı versek? Bunlar da burada büyürler artık zaten. Buna da para verelim. Böyle subsite 50 yıllığına. 5 duka da sana. Evet, sene 1449, yaklaşık 100 sene oynadık. Hollanda'yı kurduk, Netherlands'i. Avrupa'da küçük bir devlet olmamıza rağmen dünyanın en güçlü ekonomisine sahibiz. Gördüğünüz gibi Osmanlı'yı bile geçtik abi. 184 duka toplam gelirimiz var. Osmanlı'yı görüyorsunuz. Bu kadar büyük bir sınırı olmasına rağmen Osmanlı'nın, o bile geçememiş bizi. Brezilya'da bir kolonimiz var. Karayipler'de bir kolonimiz var. Afrika'nın güneyine bir adım attık. Burada çok ilerlemedik tabii. Afrika'nın bu bölgesini çok da sallamadım aslında. Yavaş yavaş çok fethettim. Biraz daha hızlı olsam şu anda buraları komple almıştık. Onun haricinde Endonezya'ya çıkış yaptık ve şu anda savaşıyoruz. Buradan bu toprakları da birkaç yıl içerisinde alırsın. Yani çok zor olmaz. Hindistan görevimiz var. Şuradan Hindistan'a çıkıp Yanagar'dan Hindistan'a yürüyebiliriz. Bence 100 sene için gayet yeterli ya. Hollanda gibi bir ülkeye. Burgundi'nin bir vasalı olarak başlayıp böylesine güçlü bir ülke haline gelebilmek gerçekten güzel, eğlenceli. İngiltere piyumuz bu arada. İngiltere zayıf kaldı biraz. İngiltere güçlü olsaydı, İngiltere koloni atsaydı şuralara mesela, hani onun kolonilerinden de iyi beslenirdik. İngiltere'nin zayıf kalması bir RNG tabii. Yani evet, birkaç kere kafasına vurmuş olabiliriz ama onun haricinde 97k force limit'im var şu anda. 62 basabilmeme rağmen 97'ye çıkmışım. 128 parça donanmamız var. 146'ya çok rahat çıkar. Gerisini şunlardan basın. Şu VOG geldikten sonra inanılmaz ticaret gücü sağlıyor. Ve hala artıdayım abi. İşte 40 duka hala gelirim var yani, bu kadar ekside olmamıza rağmen. Hollanda buraya kadardı dostlar.
Beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı lütfen unutmayın. 3000 abone olunca Discord'da ya da Instagram'da bir çekiliş yapacağım. Bu videonun altında açıklama kısmında Discord'un ve Instagram'ın linki var. Lütfen takip edin, katılın dostlar. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, sağlıcakla kalın efendim.